Mi Racing Türkiye'den herkese merhabalar. Barış Yıldırım yeni bir sezondan yeniden Çin Grand Prix'si ile karşınızdayız. Ne uzun bir ara oldu tabii ki. Deprem herkesin canını sıktı aslında. Normal şartlarda 2-3 ay önce sezona başlayacaktık fakat böyle bir afet yaşadık. Bizim pilotlarımızdan da bölgede yaşayanlar vardı. Yani bu konunun üzerinde çok da durmak istemiyorum. Aslında konuştukça sinirim bozuluyor, moralim bozuluyor çünkü. Hepimizin de öyle. Tabii unutulmaması gereken de bir konu, konuşulması da gereken bir konu ama şu an yeri ve zamanı olduğunu da çok düşünmüyorum. Biz yeniden yarışa bakalım. Bu arada İki araç yan yana spin atmış şekilde, Kuzey Çıkrıkçı ve diğer isim de Aykut mu? Dedim, o anda Aykut da spin attı. Acaba lobide mi bir sıkıntı var? Yandan da WhatsApp'tan bilgi almaya çalışıyorum ama herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Sadece bol miktarda spin gördük aynı anda. İlk turlarda gelmeye başladı. 1.32.958 ile Onur Özbek yeni sezonun ilk turunu atmış oldu. Teşekkürler. Hayırlı olsun diyenler var. Yeni abonelerimiz var. Aykut Doğan hem aynı zamanda da pilotlarımızdan tabii Özben'le de iki isim abone olarak desteklerini de vermişler. Recep Özbek, özledik ve iyi yayınlar, selamlar demiş. Selamlar. Hayırlı sezonlar demiş yine Aykut Doğan. Geri mi döndük? Ne demiş Tolga Özben'le? Evet. Neyse ki geri döndük. Ve Cihan, F1-22 için bir sezon daha olacak mı? Bir sezon daha olmayacak. Yani en azından birinci lig için söylemek gerekirse bir sezon daha olmayacak ama ikinci ligde daha başlamadı. Birkaç hafta sonra başlayacak ikinci lig. Ve ikinci ligde şu an seçmeler devam ediyor. Yarın da bir seçme şu an için planlanıyor. O yüzden eğer katılma gibi bir düşüncen varsa sen de dahil olabilirsin. iRacingTR.com üzerinden başvuru yapabilirsin. Hızlı bir şekilde iletişime geçilecektir zaten. Daha yani ikincilik başlamadı. İkincilikte yaklaşık 5 yarış falan düşünülüyor. O da önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek. Bir 2 hafta falan daha süresi var gibi gözüküyor. Yarışlar %100. Bugün bir kısa sıralama seansımız var. Ardından da sprint yarışı olacak. Perşembe günü de %100 yarışla şu anki sıralama seansının sonucuna göre grid dizilecek ve yarışa başlayacağız. Evet, seslerle ilgili bir problem varmış. Şuradan hemen oyunun sesini birazcık kısalım. Şimdi biraz daha iyidir diye tahmin ediyorum.
Yine eğer bir problem olursa bilgilendirme bekliyor olacağım. Yakın turlar gelmeye başladı. 1.32.5 ile Hakan Ottaş şu an ilk sırada. Koca itte 1.32.845'in ardından pite girdi. Fatih Sengin'in de spin attığını gördük. O da 4. sırada 1.32.886 ile. Tam güzel zamanda denk geldik Fatih Sengin'e de. Bir takım değişikliği var. Yiğit Akyüz'de, Yiğit Akyüz Alfa Tauri'deydi. Fakat bu sezon boşa çıkınca hemen hızlı bir şekilde Aston Martin'e geçiş yaptı ve takım arkadaşı da, yeni takım arkadaşı da Fatih Sengin. Ve Fatih Sengin'den boşalan Mercedes koltuğuna da Derin Topal oturdu. Derin Topal da direkt Mercedes koltuğuna gelmiş oldu. Aslında büyük bir şans Derin için. Hakan Ottaş bu sezon Mercedes'te Derin Topal'la beraber başarıyı elde etmeye çalışacak. Yine aynı şekilde Onur Özbek de boşalan Alfa Tauri koltuğuna geçti. Hüseyin Yılmaz'la beraber. Aslında birazcık şimdi Hakan abiyi ve Mercedes'i bırakıp Aston Martin'e giden Fatih Sengin yorumuna şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında zorunlu bir değişiklik oldu. Çünkü kurallar gereği 4 araçtan fazla fark varsa ayrılmak, 4 kişiden fazla fark varsa ayrılmak zorunda kalıyorlar. Aslında ikisi de birbirinden ayrılmak istemedi ama mecburen ayırdık onları. Ve Hakan Ottaş da Derin Topal'la birlikte devam etme kararı aldı. Erdem Yıldırım dışarıdan devam etti Mercedes'lere yol vermek için. Aynı şekilde arkasına da Erdinç Yurtsever. O da devam ediyor. Beraber aynı yoldan devam edip piste girdiler. Ve Onur Özbek 1.32.504 ile ilk sırayı aldı. Onur Özbek'ten güzel bir tur. Bu sezon sürpriz isimler olacak belli ki. Ve Yiğit Akyüz de 1.32.346 attı. Tolga Özben'den henüz üzgün bir tur gelmedi. Gökhan Keray 1.32.552 ile 4. sırada. Yine Umut Kocayiğit de, o da dizinden bir operasyon geçirdi. O yüzden acaba %100 yarışlara katılabilir miyim diyordu ama bugün bir sprint yarışıyla kendini de test etmiş olacak aslında. Tabii ki birazcık turlarında yavaşlama söz konusu. 1.32.845, 0.3 saniye Gökhan Keray ile arasındaki fark. Evet, Hakan Ottaş'tan 1.32.304 geldi. İlk sırayı aldı Hakan Ottaş. Derin Topal tura başladı. Hemen arkasından Mert Şimşek de yine yeni isimlerden. Hatta 17. sırada 1.33.876 ile Alfa Romeo'da Orhan Başaran'la beraber bu sezon
yer alacaklar. İkincilikte oldukça başarılı bir tablo çözmüştü Mert Şimşek ve bu sezonda birincilikte kendine yer buldu. Bunun da performansı merak konusu olacak. Yine Melihcan Yiğit, o da bir askerlik durumu olmuştu. Askerlikten askere gitti geldi. Sonra bir sezon bir kez daha ayrı kaldı. Sonrasında hemen geri döndü. Ve hızlı bir şekilde birinci lige son basamaktan da olsa dahil olabildi. Tolga Özben'den de 1.32.573 geldi bu arada. Takım arkadaşının hemen arkasında. Erdinç Yurtsever'den geçersiz bir tur. Yeni bir tur hazırlığında olabilir şu an. Eğer pite girmeyecekse. Evet, pite girdi Erdinç Yurtsever. Berkan Özkan'a dönelim. Berkan için açıkçası aldığım duyumlara göre hızlı bir tur bekleyebiliriz. Pentrail'da oldukça iyi turlar atmış kendisi. Bakalım sıralama seansını nasıl sonuçlandıracak. Ve Berkan Özkan 6. sırada 1.32.666 ile. Fatih Zengin yeni bir tura başlıyor. Kuzey Çıkırıkçı henüz tur atmış değil. Artık 3.5 dakika kaldı. Bir an evvel piste yeniden çıkması lazım Kuzey'in. Acaba yine pedalla ilgili bir problem mi oldu derken Kuzey de piste çıktı. Derin Topal pite girdi. 1.32.911 ile 10. sıradaki yerini koruyor. Bu sezon biraz daha yakın bir mücadele izleyeceğiz gibi gözüküyor. Şu an turlara da baktığımız zaman 1.32.3 yani ilk 13 pilot, ilk 13 demeyelim, ilk 12 pilot 0.1 saniye içinde. Aykut Doğan da yine yeni tur hazırlığında. Mert Şimşek 17. sırada, o da yine Orhan Başaran'la beraber yeni bir tura başladılar. Hakan Ottaş piste çıktı. Hala pitte bekleyen isimler var. Özellikle ilk 7'ye baktığımızda Yiğit Akyüz şimdi çıktı. Ferrari'ler pitte. Bunlar da şimdi hareketlendi. Şu an pitte sadece bir araç gözüküyor. Kuzey Çıkırıkçı'dan bir spin daha aynı noktada. Ferrari'lerin de geçmesini bekledi. Şimdi öne açık bir şekilde geri döndü. Berkan Özkan, pitteki tek isim. Hüseyin Yılmaz'a dönelim. Hüseyin Yılmaz yeni bir tura başlıyor. Arkasındaki isim Erdem Yıldırım. O da yeni tura başladı. Ahmet Mert Şancılar da lige yeni dahil olan isimlerden. Bu da seçmelerde başarı elde etti. Takım arkadaşı Melihcan Yiğit ile beraber. Onlar da bu sezon hasta.
Fatih Zengin tura başladı. Umut Koca Yiğit'in de Ertuğrul Başar'ın da önünü birazcık kesmiş oldu. Aslında kaçmak istiyordu ama pek başarılı olamadı. Hakan Ottaş'a bakalım. Hakan Ottaş yeni tura başladı. Yiğit Akyüz de yine aynı şekilde yeni bir tura başlıyor. Kuzey Çıkrıkçı hala tur atabilmiş değil. Ferrari'ler geliyor şimdi. Erkan Özkan çıkmadı. Erdem Yıldırım'a dönelim. 1.33.272. Erdem Yıldırım ve Berkan Özkan seansı noktalamış oldular. Ahmet Mert Çancılar 1.32.397. 3. sırayı aldı. Ahmet Mert Çancılar gayet güzel bir tur. Ertuğrul Başar da 0.3 saniye daha iyi geliyor. İlk onu atabilecek mi kendisini? 1.33.289 14. sırada noktaladı. Mert Şimşek yavaş bir turla geliyordu. O da pite döndü. Onur Özbek de aynı şekilde pite döndü. Mercedes'lere bakalım. Hakan Ottaş pite dönüyor. Derin Topal da aynı şekilde pite dönüyor. Aykut Doğan. Şimdi turunu tamamladı. 1.33.523 atmıştı. 549 ile tamamladı. Yiğit Akyüz 1.32.144 ve Umut Koca Yiğit hemen arkasından 1.32.220. Şimdi Ferrari'ler gelecek. Önce Tolga Özbenli 1.32.503 ve Gökhan Keray 1.32.199 ile ikinci sırayı aldı. Kuzey Çıkrıkçı turunu tamamladı bu arada. O da 1.34.334 19. sıra. Son saniyede işler değişti. Hakan Ottaş ilk sıradaydı ama 3 isim Yiğit, Gökhan ve Umut. Son turlarda ilk sıra değişmiş oldu. Ve seans bu şekilde noktalanmış oldu. Yiğit Akyüz Perşembe günü yarışta pol pozisyonundan başlayacak. Gökhan Keray arkasına ve Umut Koca Yiğit de 3. sırada devam edecekler. Şimdi tabii ki sprint vakti. Şimdi kısa bir sprint yarışımız olacak. Burada da ilk sırada şu an izlediğimiz Fatih Zengin Aston Martin'le start alacak. Hem yarışı hem sprinti aslında pole pozisyonuna başlayacaklar. Yiğit Akyüz yarışta ilk sırada başlayacak. Fatih Zengin de Aston Martin'le sprintte ilk sıradan başlayacak. Güzel bir takım oyunu diyebiliriz belki de Aston Martin için. Berkan Özkan 2. sıradan başlayacak. Erdinç Yurtsever 3. sıradan başlayacak. Güzel bir sprint yarışı bizleri bekliyor olacak. Hızlı bir şekilde şimdi lobi yeniden kurulacak. Onu bekliyor olacağız biz de. Bu arada cezalar var. Adahan Deniz 5 sıra. Kuzey Çıkrıkçı 5 sıra ve Orhan Başaran 10 sıra ceza almış gözüküyor. Biz yine de sıralamanın şöyle bir hızlıca üstünden geçelim. Yiğit Akyüz ilk sırada, Gökhan Kera 2, Umut Koca Yiğit 3, Hakan Ottaş 4, Ahmet Mert Çancılar 5, Tolga Özbenli 6, Onur Özbek 7, Erdinç Yurtsever 8, Berkan Özkan 9 ve Fatih Zengin de 10. sırada Perşembe günü yarışa başlayacaklar. Şimdi lobi hızlıca kurulacak yeniden. Pilotlarımız için de bir kez daha buradan da
Çağrı yapmış olalım. Birçok isim zaten çıktı. Yeni lobiye geçiş yaptı ama yine de geçiş yapmayan isimler de vardır. Onlara da buradan çağrı yapmış olalım. Özellikle yeni isimler. Ahmet Mert Çancılar gerçekten çok iyi bir tur çıkardı. Çok iyi bir iş başardı. 5. sıra. Daha ilk yarışı, ilk sıralama seansı. Gayet güzel bir sonuç geldi. Bakalım yarış performansı nasıl olacak? Özellikle yeni isimler beni çok heyecanlandırıyor neler yapabilecekleri. Çünkü yıllardır gördüğümüz isimler özellikle Gökhan, Umut, Hakan üçlüsü. Şampiyonluklar genelde bu üçlüye gidiyor ama her geçen sezon biraz daha zorlamaya başladılar. Özellikle Yiğit Akgüz bugün işte ilk sırayı aldı. Şimdi yeniden Ahmet Mert Çancılar güzel bir performans 5. sırayı aldı. Tolga Özbenli yeniden yükselmeye başladı. Ben de yeni lobiye giriş yapayım bir yandan da. Derin Topal yine 11. sırada tamamladı. Derin Topal'ın tabii ki biraz daha hızlanması lazım ama Hakan Ottaş yani konuştuğumda zaten Derin Topal'la olmaktan gayet mutlu olduğunu beraber antrenmanları yaparak ikisinin de hızlanıp bu sezon özellikle takımlar şampiyonasında bir yer elde etmek istediklerini hatta birincilik elde etmek istediklerini söylediler. Yine Onur Özbek'ten de güzel bir tur geldi aslında. 7. sırada 1.32.504. Gayet güzel, gayet hızlı bir tur. İlkonun dışına çıktığımızda Hüseyin Yılmaz 12. sırada geçtiğimiz sezon da neredeyse buralardaydı aslında. Biraz daha hızlı olabilir. Özellikle sıralama seansında çok daha hızlı olan bir isim aslında Hüseyin Yılmaz. Ama bugün çok fazla bir etkisini göremedik. Bir yandan şöyle bir geçen sezonlarda Çin yarışını bulmaya çalışıyorum. Şöyle tekrarını da belki izleriz diye. Bu arada Evren Şahin de aboneliğini yenilemiş. Ona da teşekkür ederim. Verdiği destek için. Bu sezon aslında birincilik pilotuydu Evren Şahin de ama bu sezon işlerinden dolayı bizimle beraber olamayacak. Hem birinci sezonda hem birincilikte hem ikincilikte. Ama belki sonraki sezonda yeniden birlikte yarışabiliriz Evren Şahin'le de.
bir özet buldum ama bakalım. Video çalışıyor mu hala emin değilim. Takip ediyor Kaan Musluyu. Evet, video biraz takılıyor. O yüzden çok da ekrana vermek istemedim ama. Yok, ne yazık ki video çok takılıyor. Çok eski sezonlardan kalmaymış. Zaten lobide dolmak üzere. Hatta doldu. Şu an grid diziliyor. Trediler de verilmeye başladı. İyi ki başlatmamışız videoyu. Yarım kalacakmış. Direksiyon ayarladığım gün, lige katıldığım gün olacak. Sefa ben, iyi günler. Selam Sefa. Yani seni de bekliyoruz. Herhalde bir 6-7 sezon geçti ben. Ama umarım hızlı bir şekilde direksiyon temin edebilirsin. İkinci sezon kaç yarış olacak? İkinci sezon şöyle bir fikstürden de bahsedelim. İyi oldu aslında. Güzel bir soru oldu. 8 yarış var. Birinci ligde. Ve Çin'le başlıyoruz zaten bu hafta ile beraber. Sonrasında Belçika, Fransa, Macaristan, İtalya, Monza, Japonya, Amerika, Kota ve Meksika yarışları olacak. Bu tabii birinci lig için geçerli. İkinci ligde biraz daha az yarış olacak. İkinci lig bir ya da iki hafta geç başlayacak. Yayının başında da söylediğim gibi. Ve 5 yarışlık bir sezon olacak. Orada da keyifli kısa bir sezon olacak. Evet, işte şu görüntü yeni güncellemeden sonra oldu. Burada pit ekiplerinin halay çektiği konusunda pek çok espriler, şakalar döndü bizim gruplarda da. Neden halay çekiyorlar orada diye. Gerçekten pit ekipleri neden orada halay çekiyorlar ben de bilmiyorum. Ama keyifli bir görüntü olmuş. Diyebileceğim başka bir şey yok bu konuda ne yazık ki. Evet, formasyonla başlayalım. Umarım sorunsuz bir start olur. Sezonun ilk yarışında, ilk sprintinde sorunsuz bir start alırız. Özellikle yine oyunun son güncellemesinden sonra bazı şeylerin bozulduğuna dair çok fazla bilgi aldık. Çok fazla da görüntüledik aslında. Bazı sıkıntılar var ama umarım sorunsuz bir şekilde başlayacağız. Dediğim gibi erken Melihcan Yiğit ve Kuzey Çıkrıkçı arka tarafta spin atmış şekilde görüyoruz. Bu birinci, ikinci, üçüncü virajlar birazcık sıkıntı çıkartacak gibi.
Esengin kulüpteki yerini almak üzere artık son kez lastiklerini ısıttı. Ve bir mor almış mıdır burada? Biraz ileride durdu ama. Berkan Özkan aslında iç içe geçebiliyor bildiğim kadarıyla araçlar ama grid dizilirken yine de sağından geçmeyi tercih etti Berkan ve tabii grid'e otomatik oturttuğu için aracı diskalifiye edilmiş gibi gözükse de aslında diskalifiye edilmedi. Evet, herkes yerini aldı artık. Şimdi kırmızı ışıkların sönmesini bekliyoruz. Fatih Sengin ilk sırada. Berkan Özkan ikinci sırada. Erken bir start var. Umut Kocayiğit'ten. Umut Kocayiğit erken kalktı. Fatih Sengin sonrasında Berkan Özkan ilk virajla beraber. Fatih Sengin'i geride bıraktı. Umut Kocayiğit yeniden sırasını geri verdi ama cezayı almış oldu. Onur Özbek 3. sırada. Fatih Sengin 2. sıraya geriledi. Berkan Özkan yine ilk sırada yarışa devam ediyor. Erdin Çurtsever 3. sırada. Tolga Özbenli, Umut Kocayiğit geri düşmeye devam ediyor. 7. sıraya kadar geriledi. Ahmet Mertcancılar startla beraber 4 sıra kaybetti. Ve Aykut Doğan da arka tarafta 3 sıra kazanarak 13. sıraya yerleşti. Şimdi Tolga Özbenli Onur Özbey'in yanında güzel bir açıyla geldi. Onur Özbey'i geride bıraktı. 4. sırayı aldı Onur Özbek. Çok yavaşladı. Arka tarafta bir spin mi var? Rahmet Mert Çancılar çok yavaş kaldı. 13. sıraya kadar geriledi. Şimdi yanında Mert Şimşek var. Bir ufak temas 2 Alfa Tauri arasında. Hüseyin Yılmaz ve Onur Özbek arasında. Onur Özbek 6 sıra kaybetti. Bu mücadelelerin ardından 10. sıraya geriledi. Ferrari'lerde güzel bir yükseliş var yine. Gökhan Keray da 6. sıraya yükseldi. En arkada Erdem Yıldırım. Bir spin atmış gözüküyor ve Kuzey Çıktıkçı da yine 19. sırada yavaş bir şekilde yarışa devam ediyor. Umut Kocayiğit bakalım ne yapacak ve pite girdi Umut Kocayiğit. Adahan Deniz'de de bir yavaşlama söz konusu. O da 17. sırada. Kuzey Çıkrıkçı pite girdi ve yarışı bıraktı. Yine teknik bir aksaklık söz konusu sanırım. Bu konuda da bilgi alalım. Hemen sizinle de paylaşalım ama Kuzey Çıkrıkçı yarışı bıraktı. Erkan Özkan 1,5 saniyelik fark oluşturmuş oldu Fatih Sengin'le. Erdin Çurtsever Fatih Sengin'in arkasında. Yiğit Akyüz'e kadar yakın bir mücadele var. Yiğit Akyüz'den sonra 2 saniyelik Derin Topal farkı var. Onun da hemen arkasında Ahmet Mert Çancılar 9. sırada yarışa devam ediyor. 1.35-440 Enes Itur peş peşe geldi ve Yiğit Akyüz'de kaldı ve şimdi DRS de bu turla beraber açılmış oldu. Özellikle Erdinç, Tolga, Hakan, Gökhan dörtlüsü birbirine oldukça yakın. Evet, aynen düşündüğümüz gibi Kuzey Çıkrıkçı'da direksiyon arızası olmuş ve
yarışı bırakmak zorunda kaldı. Umarım çok ciddi bir problem değildir. Bir sonraki yarışa gelebilir. Oldu Özbenli birazcık arkayı kaydırdı. Hakan Ottaş da hemen arkasına geldi. O da arkayı kaydırdı ve onun da arkasında Gökhan Kere. İşte şu mücadele gerçekten inanılmaz. 0.1 saniyenin altında bir fark var. Şimdi birazcık daha Hakan Ottaş Tolga Özbenli'ye yaklaştı düzlükte RS farkıyla. Gökhan Keray dışarıdaki boşluğu değerlendirdi ama Hakan Ottaş biraz daha avantajlı. .35 389 Fatih Sengin'den geldi. En hızlı tur ve 1 saniye aralığında yakaladı Berkan Özkan'la. İtak 100'den izleyelim bu mücadeleyi. .35 265 Umut Koca İtama. Umut 18. sırada şu an. Yeniden grubu yakalaması da pek mümkün gözükmüyor ama yine de mücadeleye devam ediyor Umut Koca İt. Erkan Özkan yine bir saniyenin üzerine çıkardı farkı. Arka tarafta Adan Deniz'den bir spin geldi. Lastiklere de aslında bakmayı unuttuk ama çok da bakmaya gerek yok. Herkeste medium var. Orta hamur var. Kürtsever artık iyice yaklaştı Fatih Sengin'e. Bir hata kovalıyor. Ve burada Fatih Sengin acaba arka grubu yavaşlatan isim mi? Yoksa gerçekten Berkan Özkan hızlı ve 1.5 saniyelik farkı oluşturdu mu? Bunu da ancak Fatih Sengin'i biri geçerse görebileceğiz. Şu an için özellikle arka grup fazlasıyla hızlı gözüküyor. Özellikle Tolga Özbenli, Hakan Ottaş ve Gökhan Keray üçlüsü. Erdin Çurtsever yarım saniyelik farkla Fatih Sengin'in arkasında, en arkada da yine bu grubun en arkasında Yiğit Akyüz var. O da 0.7 saniyeyle Gökhan Keray'ı takip ediyor. Henüz bir geçiş yok. Hakan Ottaş şimdi düzlüğe çıkarken Tolga Özbenli'ye çok yakın. Bir deneme gelir mi burada? Ön tarafta da Erdin Çurtsever ve Fatih Sengin yan yana geldi. Bu açıdan bakmaya devam edelim biz. Fatih Sengin dışarı ittirdi ve Tolga Özbenli de bu arada Hakan Ottaş'a geçilmiş oldu. Fatih Sengin sırasını kaptırmadı. Viraj avantajı, viraj üstünlüğü, yol üstünlüğü kendisindeydi. Erdin Çurtsever'i biraz dışarı süpürdü. Fakat Hakan Ottaş zaten çok yakın çıkmıştı düzlüğe. Tolga Özbenli'yi hızlı bir şekilde geride bıraktı. Federer'ler yeniden arka arkaya 5 ve 6. sırada yarışa devam ediyorlar. Hakan Ottaş Tolga Özbenli'yle yetinmeyecek gibi. Erdin Çurtsever'e çok yakın devam ediyor. Melihcan Yiğit'te de bir spin görüyoruz. O da piste geri döndü şimdi.
Özbek ve Ahmet Mert Çancılar da kaybettikleri sıraların peşindeler. Şu an için en çok sıra kaybeden ve en çok sıra kazanana baktığımız zaman aslında en çok sıra kaybeden Umut Kocayiğit gibi gözüküyor. Bu arada ön tarafta bir karışıklık yaşandı. Gökhan Keray 5. sıraya yükseldi ve Hakan Ottaş ve Erdin Çürtsever arasındaki mücadelede de Hakan Ottaş açısında geçişi yapmıştı ama Erdin Çürtsever bu kez de Hakan Ottaş'ı dışarı süpürdü. Şimdi Hakan içeriye aldı. Gökhan daha da içeriye aldı. Güzel bir açı yakalamaya çalışıyorum ama Hakan içeride, Gökhan'la yan yana döndüler ve Gökhan bir sonraki virajda avantajlı gibi gözükse de Gökhan Keray virajın çıkışında spin attı. Yedinci turda Gökhan Keray spin attı. Dokuzuncu sıraya kadar gerilemiş oldu. Orada bir temas yaşandı mı tam göremedik ama çünkü tam Gökhan'ın sağ arka lastiği ile Hakan Ottaş'ın sol ön lastiği aslında bir çarpıştı. Gökhan'a da baktığımda sağa doğru spin atmıştı. O yüzden bir temas yaşanmış olma ihtimali çok yüksek. Geçtiğimiz oyunlarda gerçekten daha rahat açılar bulabiliyorduk. Ama bu oyunda açı bulmakta çok zorlanıyoruz. Kamera açılarını çok değişik yapmışlar gerçekten. Çoğu zaman özellikle yakın bölümlerde açı bulamıyoruz. Tabii bu olaylarla beraber farklar da bir saniyenin üstüne çıkmaya başladı. Berkan Özkan, Fatih Sengin arasındaki fark 1.6 saniye. Erdin Çurtsever 1 saniye aralığında tutmaya çalışıyor Fatih Sengin'le arasındaki farkı ama Fatih Sengin de tam tersi tabii ki hızlı bir şekilde 1 saniyenin üzerine açıp DRS vermemek istiyor. Yedincilik mücadelesine dönelim. 2-3 kez Ahmet Mert Çancıların Derin Topal'a yaklaştığını gördüm. İki yeni isim. Aslında iki çaylak isim diyebiliriz. Ahmet Mert Çancılar ve Derin Topal için güzel bir mücadele içindeler. Şimdi DRS ile gelecek Ahmet Mert Çancılar. Bakalım Derin Topal savunabilecek mi? Çok hızlı geldi. İçeriği de aldı ve Derin Topal'ı geride bıraktı Ahmet Mert Çancılar. 7. sıra. Ön tarafta da Tolga Özben'in Yiğit Akyüz mücadelesi var. Yiğit Akyüz güzel konumlandırdı aracını ve Tolga Özbenli'ye bir karşı atak şansı tanımadı. Güzel, keyifli bir sprint yarışı oluyor. Gerçekten bu sprint haftaları pilotlarımızın çok hoşuna gitmişti. Geçen sezon izleyenlere de keyif vermişti. O yüzden bu sezon biraz daha arttırdık sayısını. Yanlış hatırlamıyorsam 8 yarışın 4'ünde sprint olacak.
Hakan Ottaş'ın ezeli rakipleri Umut Kocaeğit ve Gökhan Keray bu yarışta birazcık elenmiş oldular. O yüzden hazır elenmişken Hakan da puanların peşinde. Bu yarış için puan sistemi ilk 10 pilota puan verilecek ve 19-8-7 diye gidiyor. 10. isimde 1 puan alarak yarışı tamamlamış olacak. O yüzden 10. olmak da çok önemli. 1 puan ne kadar önemli olduğunu her sezon görüyoruz. 1 puanlarla şampiyonluklar el değiştirebiliyor. Gökhan Keray bu arada bir hata daha Gökhan Keray'dan. Ve 10. sıraya gerilemiş oldu. Acaba başka bir problem mi var demeye başladım Gökhan için. Gerçekten zorlanıyor da sürerken. Ve Hakan Ottaş'tan bir geçiş geldi. Biz Gökhan Keray'ın gerilemesini izlerken Hakan Ottaş da daha çok puan, daha çok puan diyerek geliyor. 3. sırayı aldı. Alfa Tauri ve Alfa Romeo mücadelesi var burada da 13.lik için, 12.lik için. Her şey değişebiliyor çünkü, o yüzden herkes daha 11. turdayız ama geride de olsalar daha fazla sıra değişikliği görüyoruz ve Melihcan Yiğit de bu arada spin attı ve 19 turluk sprint yarışında sanırım önümüzdeki 8 turda ilk tur farkını izleyeceğiz. Melih için yani 2 senedir 1,5 senedir yanlış hatırlamıyorsam yarışmayan bir isim. O yüzden birazcık alışma süreci olacaktır. Ama alıştığında yine orta grubun ön sıralarında yer alabilir. Bir isim haline dönüşebilir Melihcan Yiğit. Hakan Ottaş, Fatih Sengin'le arasındaki farkı da 1 saniyenin altına indirdi. DRS'yi de aldı. Erdinç Ürtsever kopmamak için 1 saniye aralığında tutmaya çalışıyor. Melihcan Yiğit bu arada kenara çekildi. Bütün gruba yol verdi ama biraz daha beklerse diskalifiye olabilir. O yüzden artık dönmesi lazım piste. Aracını sürekli hareket halinde tutuyor ama Red Bull da devam etti. Bunun arkasından Melihcan yeniden piste döndü. Bir iki tur içinde artık Hakan Ottaş'tan bir ikincilik mücadelesi izleyebiliriz. Çünkü ön tarafta Fatih Sengin'de DRS de yok. Keray, Onur Özbey'in arkasında 10. sırada
Gökhan da pedallarla alakalı bir sıkıntısından bahsetmişti. 1.35-120 attı bu arada. En hızlı turu elde etti. Pedallarla alakalı sıkıntısından bahsetmişti. Yani düzlükte fren yapabiliyor pedallarım falan demişti ama acaba onunla ilgili bir problem mi? Bilemiyoruz. Üçlüde de Derin Topal ilk sırada gözüküyor. 8-9-10 Derin Topal ile Onur Özbek, Gökhan Kera üçlüsü. Fakat Derin Topal'ın bu düzlükte biraz işi zor gözüküyor. Onur Özbek 8. sırayı aldı Derin Topal'dan. Şimdi bir kez daha Derin sırasını geri almak için geliyor. Güzel de geldi aslında. İçeride tutunabilirse eğer bir sonraki virajda da önde kalabilir. Bu viraj çok keyifli bir viraj. Benim de çok sevdiğim bir viraj. Çin'in ilk virajı ve Onur Özbek buradan yine önde çıkmayı başardı ama Derin Topal bırakmıyor. İşte bu mücadeleler istediğimiz, sevdiğimiz mücadeleler ve Derin Topal da mücadeleye devam etti. Sırasını geri aldı. 8. sıra yeniden Derin Topal'da. Hakan Uttaş ERS biriktirmeye devam ediyor. Tolga Özbenli 7. sıraya geriledi. Ahmet Mert Çancılar Haas'la geride bıraktı Ferrari'yi. Ve bir kez daha Mercedes Alfa Tauri mücadelesi. Yine dışarıdan geldi Onur Özbek. Dışarıda tutunmaya çalışıyor. Sonraki viraj için tutunmayı da başardı. Şu an için önde gözüküyor. Ve gaza da biraz daha erken oturdu. Onur Özbek 8. sırada. Gökhan Keraydan'la bir geçiş izleyebiliriz. Kanuttaş gayet kontrollü, sakin bir şekilde devam ediyor. Şimdi içeriye baktı ama girmedi. Yok dedi, bu tur o tur değil dedi.
burada da yine bir Red Bull Alfa Romeo mücadelesi, fakat Orhan Başaran gaz kesti. Öncesinde bir olay yaşanmış olabilir. Bu yüzden gaz kesmiş olabilir Orhan Başaran. Yine hatırlatmakta fayda var. Podium'da bugün pazartesi günleri 21.30'da yeniden E-Racing Türkiye ekranlarında olacak. Ne keyifli bir şekilde programımıza devam edeceğiz. Olayları inceleyeceğiz. Ve bir pit geldi bu arada Mert Şimşek'ten. Hakan Ottaş yine baktı ve geçmedi. Bu arada Fatih Zengin de Berkan Özkan'la arasındaki farkı 2 saniye yaptı. Bu arada bizim bakmadığımız zamanlarda Gökhan Keray bir çılgınlık yapıp 10. sıradan 8. sıraya yükselmiş. Zaten 3-4 turdur bekliyordu ve tek seferde iki rakibini geride bırakıp 8. sıraya yükselmiş durumda Gökhan Keray. Grupta hala bir geçiş görmedik aslında. Hakan Ottaş birkaç tur önce geçebilirdi Fatih Zengin'i. Geçmemeyi tercih etti. Bu arada Fatih Zengin'den bir hata geldi. Hakan Ottaş için bedava bir geçiş olmuş oldu bu. Tam aslında Hakan Ottaş birkaç tur önce geçse Berkan Özkan'a hızlı bir şekilde yetişebilir diyecektim. Ve Hakan Ottaş bedavadan geçmiş oldu Fatih Zengin'i. Şimdi önünde 2.1 saniyelik fark var Berkan Özkan'la, ama 2 tur var. 2 turda yetişmesi oldukça zor. Ama tabii Hakan Ottaş'tan bahsediyoruz. Hiç belli olmaz sağ solu. Fark daha şimdiden 1.5 saniyeye düştü bile. Yiğit Akyüz'de Erdinç Ürsever'in arkasında, o da takım arkadaşının hemen arkasına gelmeye çalışıyor derken Erdinç Ürsever'de bir yavaşlama söz konusu ve Erdinç de 5. sıraya geriledi. Yiğit Akyüz takım arkadaşı Fatih Zengin'le beraber 3 ve 4 olarak devam ediyorlar. Hakan Ottaş da yine 2.2 saniyeye çıktı fark. Bu arada Mert Şimşek'ten en hızlı tur geldi. Ondan da bahsedelim. 1.34.723 ile.
Erkan Özkan gayet güzel götürdü yarışı. Şimdi artık son viraja doğru geliyor. İlk virajda ilk sırayı aldı ve tertemiz bir yarış galibiyeti Berkan Özkan için. Hakan Ottaş 2. sırada, Fatih Zengin 3. sırada. Aston Martin için güzel bir sonuç. 3 ve 4. sırada da yarışı tamamladılar. Yine Ahmet Mert Çancılar 6. sırada yarışı tamamladı. Tolga Özbenli ve Gökhan Keray Ferrari'de 7 ve 8 olarak yarışı tamamladılar. Umut Koca Yiğit 15. sırada. Ve düzde Orhan Başaran'la yan yana çizgiden geçerek geldiler. Ve 1000'de 27 saniye ile Umut Koca Yiğit önde tamamlamış oldu. 15.lik mücadelesi var. Tabii ki puan yok. Puan ilk 10'a gidecek ama yine de keyifli bir son viraj izlemiş olduk bu ikiliden de. Şimdi hızlı bir şekilde röportajlara geçeceğiz. Berkan Özkan, Hakan Ottaş ve Fatih Zengin'le. Hakan Ottaş bu arada günün sürücüsü seçildi. Sıralamanın üstünden geçelim hızlıca. Berkan Özkan ilk sırada. Hakan Ottaş 2. Fatih Zengin 3. Yiğit Ak 104. Erdinç Ürsever 5. Ahmet Mert Çancılar 6. Tolga Özbenli 7. Gökhan Keray 8. Onur Özbek 9. Ve Derin Topal da 10. sırada yarışı tamamladı. Puanlar da bu onluya gitmiş oldu. Şimdi hemen röportajlara geçelim. Önce Berkan'ı alacağız. Tabii bakalım Berkan müsait mi şu an? Mikrofonu kapalı gözüküyor ama. Berkan merhaba, sesimiz geliyor mu acaba sana? Geliyor. Berkan tebrikler. İlk sırayı aldın. Gerçekten güzel bir sonuç. Yani ikinci sırada başladın, ilk virajda ilk sırayı aldın, bir daha da bırakmadın. Hep böyle 1,5-2 saniye fark vardı rakiplerine. Nasıl bir yarıştı senin için? Benim için zor bir yarıştı. Arabayı kontrolde tutmakta zorlandım. Fakat üst üste aynı turları atmayı başarabildiğim için kazanmış oldum diyelim. Geçtiğimiz sezon senden aslında güzel performanslar izliyorduk. Yani oldukça hızlıydın. Ama yarış performansında sıkıntı yaşayabiliyordun. Galiba bu sezon onu çözdün gibi bakabilir miyiz bu duruma diye sorayım sana. Daha sezon başı olduğu için birazcık bunu söylemek için erken. Öncelikle bir sonraki yarış olmak üzere sonuçlara göre bunu söyleyebiliriz. Time Trial'ı da sormak istiyorum. Şimdi o da konuşuldu. Time Trial'da iyi bir tur atmışsın. Herkes
ben şimdi yarıştan önce işte Gökhan'la Tolga ile konuştuğumda hep dediler ki çok hızlı olabilir, ilk sırayı alabilir falan diye konuşmuşlardı. Yarışta da şimdi sprintte de ilk sırayı almış oldun. Bu hızlanmayı neye borçluyuz? Çok mu çalışıyorsun? Şöyle setup üzerine çok çalışıyorum. Öncelikle kendim yapıyorum setup'ı. Bir de o time trial turu yani atabileceğim en iyi turdu. Bir daha da atamadım o turu. Öyle dedim. Bir Güzel. kere oldu, bir daha olmadı. Hanım, Bayağı uzun süre vakit ayırdım. o zaman yarışta da yine başarılar diliyorum sana Perşembe günü. Çok güzel sonuçtu. Tebrikler aynı Teşekkür zamanda da. ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hakan Ottaş'ı alalım hızlıca. Son Martin. Hakan, merhaba. Merhabalar. Tebrikler. İkinci sırayı aldın. Yani güzel başladın. Yedinci sıradan başladın. Yavaş yavaş geldin. Sırayla geçtin rakiplerini. Ferrari'lerle mücadelen oldu. Aston Martin'lerle mücadelen oldu. McLaren'ı geçtin. Tek tek rakiplerini geride bıraktın. Bıraktın ikinci sıraya kadar yükseldin. Güzel bir yarıştı. Bence daha iyi olabilirdi. Neler söylemek istersin? Evet, öncelikle izleyen herkese teşekkür ederim. Keyifli bir yarıştı. Ben kendi açımdan özellikle grup çok yakındı. Ben bu kadar yakın olacağını beklemiyordum. Yani birden 15'e kadar bence çok yakın farklar vardı aralarda. Yarış aslında güzel başladım. Güzel gidiyorduk. İşte Ferrari'lerle mücadelem oldu dediğin gibi. Orada bir İşte hata yapan oldu, onu geçtim. Sonra bir Gökhan, ben hata yaptım. Gökhan bir zorladı beni. Orada Gökhan bir ikinci virajda hata yaptı sanırım. Bir spin attı orada. Ondan sonra biraz daha rahat öne yaklaşmaya çalıştım. Tabii Erdinç abi birazcık zorladı ve bu pistte geçiş çok zor gerçekten. Öne geçtiğin zaman fark açıyorsun hemen. Ama ilk önce geçebilmek çok önemli. Yani evet, biraz virajlarda dengesiz araba aslında. Daha iyi olabilir de. Bakalım yarışta dengesini ayarlayabilirsek belki gerçek %100'lük yarışta daha iyi olabiliriz. Yani ben açıkçası hem bir şeyi sorayım önce. Gökhan'la bir temas yaşandı mı? Önce bir onu sorayım. Çünkü bir senin sol ön lastiğinle onun sağ arka lastiği bir yaklaştı gibi geldi bana. Tam o arada açıyı kaybettik, göremedik biz. Şöyle ikinci viraja girerken Gökhan beni biraz dışarıya ittirip Tolga'nın geçmesini sağlayacaktı. Büyük ihtimal onu düşündü. Tabii çok dışarıya açılınca ben hiç temas etmedim. Herhalde gaza biraz fazla mı bastı bilmiyorum. Direkt aracı döndü zaten. Oradayken döndü ben temas etmeden. Yani ben temas etmedim gibi gördüm. Hani belki Anladım. tekrarlardan bakmak lazım bir temas oldu mu diye, ama ben herhangi bir tekerlek teması hissetmedim yani direksiyonda. Anladım. Peki o zaman sana bir diğer sorum. Fatih Zengin niye daha önce geçmedin? Yani Fatih Zengin hata yaptı da geçtin zaten ama birkaç kere net bir şekilde gördüm. Yani hani şey olsaydı böyle ERS'yi açsan geçebileceğin düzlüklerde DRS ile gelirken geçmemeyi tercih ettin. Aslında bence daha Evet. önce geçsen Berkan'a yaklaşabilirdin. Niye böyle bir tercihte bulundun? Şöyle, şimdi bu pistte ERS dolmuyor. Öyle bir sıkıntı var. ERS'mi doldurmaya çalıştım Fatih'in arkasında bir müddet. Yani o kadar zor doluyor ki ancak %30-35'lere falan dayandı. Yani o ERS ile sadece Fatih'i geçebilirdim. Fatih'i geçtikten sonra fark açamazdım. Ondan dolayı aslında çok da yerim de şeydi, hani çok da aşırı kötü bir konumda değildim. Yani hata yapıp da spin atmaktansa en kötü 3 ya da 2. bitirmek daha iyi olabileceğini düşündüm. Tabii hata yaptıktan sonra biraz zorladım Berkan'ı, ama Berkan'ın temposu çok iyiydi. Yani ben belki daha önce geçsem bile Berkan'ı yakalayamazdım. Çünkü temposu gerçekten çok güçlüydü. Evet, bugün gerçekten çok hızlıydı Berkan. O zaman tebrik ediyorum seni. Takım arkadaşın da güzel bir yerde bitirdi yarışı. Çok güzel mücadeleleri oldu bu arada. Yarışın tekrarını izlersen sen de görürsün. Yani Evet, Beren'in izleyeceğim. çok güzel mücadeleleri vardı. Güzel bir ilk yarıştı. Güzel bir çaylak yarışıydı Derin için. Ve Evet. güzel de bir sonuç Derin. aldığını düşünüyorum. Puan aldı, en azından Söyleşecek Derin takıma ya. puan Tabii. getirdi. Bayağı Tebrikler. istekli yani. Perşembe günü için de başarılar. Teşekkürler. İzleyenlere tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Bu arada Greyman Erdinç, o da aboneliğini yenilemiş. Söylemedik galiba, onu da atlamayalım. Ona da teşekkür edelim aboneliği için. Ve Fatih Zengin'i alalım. Fatih merhaba. Merhabalar. Merhaba. Fatih, aslında ilk sırada başladın. Ama böyle bir umut hızlı kalktı, erken kalktı. O mu Evet. acaba Ben bozdu senin düzenini? Ha, bana da öyle geldi. orada baktım, umut uçtu dedim, jump start falan derken bakarken Berkan bir anda geçmiş sağımdan, fark etmedim bile. Sonra da farkı kapatamadım zaten. Berkan temposu bayağı iyiydi bir yarış. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani hiç yetişemedim bile. Ondan sonra aslında o hatayı yapmasam Hakan da geçemeyebilirdi çünkü geçmek çok zor burada. Orada da arabayı çok zor tuttum yani, gidiyordum. Yine de üçüncü oldum. Sıralamada bir tur atabildim. İlk tur atabildim sadece. İkinci ve üçüncü turda hata yaptım. Yoksa bizim Yiğit'le çok yakındı hızlarımız. Hani bir ilk üç, ilk dört gelir gibiydi. O da kötü oldu ama en azından burada güzel bir puan çıkardık Yiğit de ben de. Evet, Yiğit de çok iyiydi. O da 10. sıradan başladı. 4. sıraya kadar yükseldi. Yani son turlarda Erdinç'i de geride bıraktı. Yani aslında takım olarak güzel bir birliktelik yakalayacaksınız gibi görüyorum şu an Aston Martin Evet. olarak. Evet Yani evet çok ikiniz oldu. de Yani geç. zaten hızlarınız denk ve uyumlu da insanlarsınız. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Ne Evet düşünüyorsun evet. takımlarla ilgili? Yani takımınla Ya ben de ilgili? aynen, ben de öyle düşünüyorum. Hani güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ya geçen sezon çok kötü geçti benim için. Gerçekten ben çok hata yaptım. İşte başka durumlar oldu falan. Aslında Hakan'la da çok iyi bir sezon olabilirdi ama olmadı. Bakalım, niyetli umarım olur. Dediğin gibi şu anlık çok iyi başladı sezon. Hedefiniz ne? Aston Martin olarak. Yani ilk İlk takımların bir. arasına İlk girmek. bir. Yok yok. İlk değil, ilk takımların arasına böyle girmek, hani biraz böyle sürpriz bir şekilde. Valla bugün yani aslında girebileceğinizi gösterdiniz, ikiniz de 3 ve 4 bitirerek. Yani rakipleriniz öyle ya da böyle bir şekilde hata yaptılar ya da işte geri düştüler. Ama siz ikiniz de gayet güzel bir şekilde yarışı sürdürdünüz. Tabi burada biraz önce Hakan'la da konuştuk. Yani ERS dolum hızı gerçekten çok zayıftı. Hakan da bahsederken onun sözünü bölmedim ama o da şey dedi, senin arkandayken ben dedim hani Fatih niye daha önce geçmedin dedim. Çünkü geçebileceği çok fazla yer oldu. Dedi ki ERS çok yavaş doluyordu. Yani anca %35'e falan biriktirdim de dedi öyle geçme şansı yakaladım Fatih dedi. Yani zor da bir pistti. ERS için sen ne düşünüyorsun? Aynısını düşünüyorum. Ben %10'un üstünü göremedim, öyle söyleyeyim. %10-15. Öyle. Aynen. Yiğit de aynı şekilde. Yani bir kere bittiği zaman işte o. Zaten bu 2022'de böyle bir sıkıntı var. Çok zor doluyor çoğu pistte. Bu pistte gerçekten işte olmuyor yani. Evet, yani gerçekten o zorluğu birçok isim yaşadı. Ben de hani takip ettim yavaş yavaş. Herkese baktım. Herkes de böyle %20, %30 maksimum o civarlardaydı. Yani güzel yarış çıkardınız. Ferrari'ler de Evet. geri düştü. Red Bull'lar da geri Mercedes düştü. birazcık şeydi, iyiydi. Hakan Ottaş önünüzde bitirdi ama Red Bull'lar da geri düştü. Siz çok güzel puanlar topladınız. Tebrik ediyorum sizi. Perşembe için Teşekkür de ederim. başarılar diliyorum. Teşekkürler. Perşembe büyük ihtimal daha güzel bir yarış olacak. Çünkü yani 20 turda da bayağı zorladı. 60 turda çok daha keyifli olur büyük ihtimalle. Evet, Hata izlemesi açısından çok falan. keyifliydi. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Evet, artık yayını yavaş yavaş kapatıyoruz biz de. Gayet güzel bir sezon başlangıcı oldu. Genelde sezon başlangıçlarında yarışlarda ilk turlarda çok fazla kaza görüyoruz. Çok fazla sıkıntı yaşıyor isimler, pilotlarımız. Çünkü alışmamış oluyorlar. İlk yarış böyle bir alışma yarışı gibi geçiyor. Ama bu yarış gerçekten her şey yolundaydı. Birçok isim çok temiz, çok güzel yarıştı. Yeni gelen isimlerden özellikle Ahmet Mert Çancılar ve Derin Topal çok güzel mücadeleler verdiler. Onun dışındaki isimler de, yani yeni gelen isimlerden bahsediyorum, onlar da güzel işler çıkarttılar. Bir sonraki yarışlarda daha da iyi olacaklardır eminim ki. Güzel bir Çin haftası bizi bekliyor gibi. Perşembe günü yarışla da bunu göreceğiz. O zaman artık bizden bu kadar diyelim. Perşembe günü Çin'de %100'lük bir yarışta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.